host, if you ever do it, no hotel for you. You stay with me. So the milkshake? Yeah. Oh, we should actually mix the milkshake with the soda. A sword. It's a sword. Yeah. Make it dark. You guys are gonna, is your wife gonna cook Saturday? Some Turkish food? Yeah, the sound of the lion. That's mine too. Right. Well, I want. Yeah, because they want to see your face. Acilde bir konsültasyon vardı. Akşam nöbetindeydim ben de. Bir hastaya çağırdılar. Gittiğimde hastamızla karşılaştım. Çok şiddetli ağrısı vardı. Birkaç ağrı kesiciye rağmen halen ağrısının geçmediğini ifade ediyordu. Tetkik ettik. Akut batın, yani cerrahi altta yatan cerrahi bir sorun olduğunu saptadık. Yanında da 3 tane çocuğun olduğunu fark ettim. Tabii çocuklar çok da sakin durmak istemiyorlardı. Çevreye koşturuyordu. Babası da o ağrıyla telaşla sakinleştirme, çocuklar da bir sahip çıkmaya çalışıyordu. Biz hastayla konuştuk. Hastanın durumunu anlattık. Hastaneye yatması gerektiğini söyledik. O ara hasta kendinden çok çocuklar düşündüğünü fark ettim. Ne olacak? İşte yakını falan olmadığını anladıktan sonra, Türkiye'de de geçici bir sürede ikamet ettiklerini anladık. Ne yapabileceğimizi düşündük. Tabi bu arada bir baba olarak empati duyduk. Kendi evime götürmek gibi bir şey geldi aklıma. Hastane idare amirine danıştım tabi onunla ilgili. Yani izin var mıdır? Eşimin hayır diyeceğini, demeyeceğini biliyordum kesinlikle. Eve girdiğinde bizim çocuk da şaşırdı. Komşunun çocuklar da bizdeydi. Onlar da biraz şaşkınlıkla karşıladılar. Çocuklar da biraz nerede olduğu, nasıl olduklarını şey yapmaya çalıştı. Ama yolda biraz anlatmaya çalıştım. Bizdesiniz birkaç günde. Babasına yani ameliyat olursa birkaç gün daha bizde kalacağını söyledim. Hatta çocukları bıraktıktan sonra döndüm. Çocuklar sizde kaç gün kalır dedi. Ben bir sıkıntı olmaz dedim. Siz kaç gün iyileşirseniz o kadar kalır. Tavır da duygusal bir an yaşadı. Elini yüzüne tutup ağladı orada. Teşekkür etti. Eşinize de teşekkür ettiğimi söyleyeyim dedi. Onunla ertesi gün ameliyat oldu. 2 günde ameliyattan sonra hastanede kaldı. Çocuklarla günlük buluşturduk. Gerekli, müsait olduğumuzda görüntülü sohbet ettirdik. Biraz kültür çakışması oldu tabii. Yemeklerle ilgili çok da ne yiyeceğini, yine sevip sevmediklerini biraz ilk günden kestiremedik. Tabii çok yorgunlardı. İlk gün uyudular da ertesi gün eve gittiğimde evi tanıyamamıştım. 4 çocuk ortalığı ne hale getirebilir o anda gördüm. Ama da bizim için çok eğlenceliydi. Yani herkes oyuncağını paylaşıyor, eğleniyor, güzel vakit geçiyor. Komşunun çocuklar da sağ olsun aynı yaş grubunda 1-2 çocuk da destek verince komşulara da biz durumu anlattık. Yani birkaç gün bizde biraz yani gürültü olacak, anlayışla karşıladılar sağ olsunlar. Yani bizim bina olarak sahiplendik diyebiliriz. Dr. Uri was like off to the side, and I think he was talking to his wife because I think it's when they have like 10 of these and. A lot of money. Oh, you know that. Yeah. Ha. It's a party for all the tickets.